Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mustafa hangisini okuyayım? İkinci şıkkı ama. İki, bu kaç iki tarafın? Evet. 31 o zaman. Hep daim biri soruyorlar da senden biri şey yapacaksın zannettim böyle. Öyle yapalım. İki pek sıra gelmiyor ki ya. Hep bir okunuyor. Aynen. Saat ne kadar? 8:30. Çeyrek geçe bitiririz inşallah. Hep bir okunuyor Mustafa. İkiye pek sıra gelmiyor. Bu iki şıklı sual ya. Sualin ikinci şıkkı, haşiye bu ikinci şıkkın cevabı çok mühimdir. Çok evhamı izale eder. Tamam? Evham. Evham neyi sağlamasıydı? İtikadın. Vesvese imanın. Sağlamasıdır. Bir başka vecihle vesvese amelin evham ise, vehim ise düşüncelerin, fikirlerin, malumatın, bilgilerin, zanların sağlamasıdır. Yani kıbleye koyandır. Nasıl koyar? Değil mi? Mehmet, çok ilginç bu. Şimdi bir şey yapıyorum. Nasıl kıblesini koyar? Vesvese ameli kıblesine koyar, amelleri. Amellerin sağlamasıdır. Aynı zamanda imanın sağlaması. Tamam, vesveseyi şey yaptı. Kalbidir vesvese. Evham ise vehmidir. Akla aittir. Dimağa aittir. Evham, itikadımızı kıbleye koyar. Başka ne yapar? Evham, bilgi, malumat, düşünceler, fikirleri, zanları doğrulamasının sağlamasıdır ve kıblesine koyar. Nasıl yapar? Mesela bir şey vereyim, başka bir sorunun cevabıyla şey yapayım. Çok önemli de lazım. Nasıl biz bizeyiz? Mesela Kur'an'da diyor ki Cenab-ı Hak, benden korkun. Başka bir şeyden korkmayın diyor. Evham daha çok korku üzerine kurulur. Biliyorsunuz değil mi? Bunu hatırladınız. Beni senelerce meşgul ederdi. Tabi bu ahkam cihetini ilmi kelam alimlerine, şeriat ulemasına havale edip ben biraz ruhiyat, psikolojiden biraz anladığım için külliyatın saham o. Ben psikoloji noktasından bakacağım. Bak şimdi. Çok hoş bir şey. Allah diyor ki bir daha Celle Celaluhu benden korkun. Evhamla. Korku geleceğe aittir. Elem ise geçmişe aittir. Hüzün ve elem, keder. Ben onu anlayamıyordum. Ama şimdilik tatmin olmuşum. Korku ne demek biliyor musun? Korku. Koronadan korku, kanserden korku, ölüm korkusu. Hepsini kullanabilirsin öyle. Çok uğraştım bir şey söylüyorum. Korktuğun şeyi, korku, noktalı virgül, korktuğun şeyi var eder, ortaya çıkarır, var olmasının zeminini yapar. Mesela uygulayayım bunu. Evet. Mesela Allah'tan korkmak Allah'ın aleminde var eder. Zemin hazırlar, havalimanı pisti gibi uçak oraya iner. Allah'ı var eder. Yani Allah zaten var da alemimizde var eder. Mesela kabir korkusu, şey korkusu, imansızlık korkusu, korku. Korku, korktuğun şeyi daha gelmeden onu var eder, ortaya çıkarır, varlığını, zeminini hazırlar. Varlığının davetiyesidir. Dolayısıyla Allah benden korkun demek, Allah'lık hakikatinin, Allah hakikatinin
alemimizde oturmasına sebeptir, zemindir. Öyle biz Allah'tan korkun, tabii böyle keserim falan şey yaparım mertebesi de var tabii. Hani cehennem şu var. Onu o ellerine havale ediyorum. Ama benim anladığım orada korku Allah'ı var eder. Alemimizde inkişaf ettirir, inbisat ettirir. Bize kemalat verir. Ne yapar? Korku Mevlana'nın dediği gibi, onun sözüdür. Fırına benzer diyor. Mesela fırında ekmeği koydun. Ekmeği yoğurdun. Hamur. Yenir mi hamur? Yenmez. Peki ne yapar o hamur? Fırına koyman lazım, değil mi? Fırına koyman lazım. Şimdi insan da diyor bir mürekkeptir, mürekkep. İstidat, kabiliyetler, zanlar, düşünceler, 18 bin alemin bütünselliği Mustafa, tamam mı? Parça parçaları. Bunları hamur yapıp bir araya geldi ama kıvamına gelmedi ki, kemal durumu değil. O korku onu pişiriyor, bütünlüyor. İrfan sahibi yapıyor seni korku. Bu önermeleri yaptıktan sonra hep hama giriyor şimdi. Bak, itikat ezber olmasın. İtikat dima aittir. İman kalbe aittir. Tamam mı? Korku akla aittir. Haf kalbe aittir. Karanlık kafaya aittir. Zulümat kalbe aittir. Vehim kafaya aittir. Vesvese kalbe aittir. Tamam. Sen bunu bilmezsen bir hastayı veya bir kardeşine çare olmayı ya nasıl şey yapacaksın? Veya kendin ya. Bir şeye yönetebilmen için hakim olman lazım. Hakim olman için onu tanıman lazım. Mesela vesvese ile vehimi ayırt etmen lazım. Vesvese varı yok eder. Yani vara musallattır, amele musallattır, gusül abdestine, temizliğine, imanına musallattır. Onun için imanın sağlamasıdır. İmana musallattır. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam bir manası 86 menasibinde kamil bir imanın vücuduna delildir. Vesvese, imanın var mı? Kafire imanın var mı diye yapsa adam iman eder. Onun için vesvese vara musallattır. Vehim ise düşüncelerdir. Yoku var eder. Yoku var eder. Yoku var eder. Yani ihtimaliyat, muhtemel, şek, şüphe, tereddüt, malumat, bir sürü şey. Peki ne yapar bu? İnsanı zengin yapar. Meleklerden, cinlerden, ruhaniyattan daha külli düşünce zeminini oturtur. Çok zengin düşünce imkanı verir vehim. İtibari ve nispi hakikatlardır. Bak tak tak tak, bir dilim o kadar kolay oluyor ki. Mesela bakıyorsun, ya bu vesvese mi, vehim mi? Çaresine, vesvesenin çaresi, ne güzel demiş sözleri sonunda, beş tane. Ama en güzel çaresi, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru yerde, doğru iş yapacaksın. Doğrularla beraber olacaksın kısacası İmam-ı Rabbani Hazretleri. Zaten itimat ettiğin bir kişiye, ameliyle, ilmiyle amil ise, ilmini yaşıyorsa ona kanaat edeceksin, onunla yaşayacaksın, bitti. Aşarsın. Vehim ise, onu mektubatta söylüyor. Mektubatta, edili o büyük zatların ittifakına ittifak etmek, kanaatlarına kanaat etmektir. Yani, mektubatın sonunda geçiyor. Geçmiyor çünkü bu mevzu. Şu, tevekkül, teslim, itimat, kanaat Allah'a. Şimdi ben mevzuyu, vehimi okuduktan, şey yaptıktan sonra vehim, soruyu okuyorum.
Hadi şeytana ve kafire ait. Yani bu mevzuyla alakalı sorunuz varsa dersten sonra ve şimdi de sorabilirsiniz. Yani bu nasıl anlamadım diye şey yapabilirsiniz yani bu tabirleri. Tabirlerin içini dolduramazsanız yürüyemezsiniz. Tabirler aklın gözüdür, aklın eli ayağıdır, kulağıdır. Lugat değil bunlar. Diyor ki haydi şeytana ve kafire ait bu cevabı umumi noktasında kabul edelim. Fakat cemili mutlak ve rahimi mutlak ve hayri mutlak olan zat-ı gani alel itlak nasıl oluyor ki bir çare cüz'i fertleri ve şahısları musibete, şere, çirkinliğe muptela ediyor. Birinci şıkta neydi Mustafa? Birinci soru neydi? Bu makamda diyorsunuz ki kainatta hüsn ve cemal ve güzellik ve adalet ihata etmiştir. Kainatta hüsn, cemal, güzellik, adalet. 4. Kastamonu 220'de rububiyetine, inayetine, rahmetine, adaleti noktasına bakmalısın diyor ya. Kainatta hüsn, cemal, güzellik, adalet ihata etmiş. Halbuki gözümüz önünde bu kadar çirkinliklere ve musibetlere ve hastalıklara ve beliyelere ve ölümlere ne diyeceksin diye sordum. Onun cevabı verildi. Şimdi ben ikinciyi okuyorum. 30. sayfa bu okuyorum. Merak edin birincisini okusun. Ama onu okursak ders biter. Şimdi bu tamam anladık diyor. Şöyle şöyle faydası var. Şöyle şöyle terakki ettirir insanı. Küllileştirir. Tamam. İnsanı donukluktan çıkarır. Tamam da cemili mutlak. Bir. Rahimi mutlak. Bu zat olan yani Cenab-ı Hak cemili mutlak, rahimi mutlak, hayli mutlak olan zatı gani aledir. Nasıl oluyor da yani böyle bir Allah. Allah varken hiçbir şey yoktu. Böyle bir sistem yaptı. Böyle bir sistemde hastalıkları, musibetleri, dertleri, ölümleri, yaşlılıkları, şunlar bunları. Hani tamam kârı insana bakan tarafa baktık da bunu Allah nasıl şahsa, musibete, şere, çirkinliğe muttela ediyor? Hani Allah'a bakan yönle. Değil mi Mustafa? Hani tavsif edebildim mi bilmiyorum soruyu. Yani zata bakan taraf o. Birincisi kişiye bakan taraf. El cevap. Ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa doğrudan doğruya o cemil ve rahimi mutlakın hazine-i rahmetinden ve ihsanat hususiyetinden gelir. Yani biz olayın içindeyiz. Olaylarda birbirine nispet ederken kullandığımız tabir işte iyi değildi, kötüdür işte, şudur budur. Ama bu Allah'ın nazarı böyle değil. Allah'ın nazarı küllidir. Cüze cüziye külli, cüze de kül olarak baktığı için, esma bütünlüğünde baktığı için öyle hastalık yok ya. Yani. Böyle musibet bize bakan yönüyle. Mesela misal, şeytan bize bakan yönüyle şeytan. Allah'a bakan yönüyle mudil esmasıdır. Esma ya, Mehmet abi. Bize bakan cihetiyle de şey sanırım değil mi? He. Neticeler itibariyle. Ha tabii. Neticeler itibariyle güzellik işte seni kemal ettiriyor, donukluktan çıkarıyor. Onu anlattı yani birinde. Yani o kadar lazım ki. Ama göremiyor yani insanoğlu içinde olduğu için göremiyor. Mesela ölümün güzelliğini görebilse zahirindeki çirkinliğine, soğukluğuna bakıp hükmediyor. Ustad ne güzel diyor, ne güzel diyor. Ölüm diyor, zahirde gözüktüğü gibi çirkin değildir. Ölümün diyor, kara peçesini diyor, siyah peçesini diyor. Böyle bakılıyor. Öyle değil. Demek ki bir kere bir şey bilelim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu kainatı Allah kurdu, sistemledi. Tamam, sistemledi, sistemi kurdu. Sistem işliyor. Bu sistem, kainattaki bu sistem donukluktan nasıl kurtaracak? Mükemmel olsa her şey bize göre. Her şey mükemmel, birbirine yapışık olsa. Yani aslı saadet gibi bütün dünya olsa, dünya donar. Donuk olur.
İnsanlık inkişaf ve inbisat etmez. Ne demek ya? O zaman da kafirler vardı da sahabeler. Sahabeler gibi bütün dünya diyorum. Sahabeler zamanında kafirler var. Hiç kimse kalmasa kafir, hep sahabe gibi olsa dünya donuk olur. İmtihan olur öyle. İmtihan böyle şey beni doyurmuyor bu şey de. İmtihan böyle. Yani insanın istidat ve kabiliyetleri neşinemalanmaz. Tek bir fert gibi olur. Adem Aleyhisselam gibi olur cennetlere. Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu bilemedi. Bilseydi orası baki olduğunu bilecekti, o meyveyi yemeyecekti. Yemesinin sebebi bekab olmak içindir. Bak bunu yersen bekab olacaksın dedi. Oysa baki bir alem. Niye bilmiyor? Faniliği görmemiş ki, bilmiyordu ki. Ama ilmi vardı. Yani nesbi hakikatle orada da vardı. Vardı. Çünkü Valleme, Adem'e, Esma-i Külliya deyince bütün isimleri öğretildiği için yani fanilik ilmi de var. Ama kendi sureti yok. Bu kainat alemi gaybin suretidir. Onun için bu varlık lazım. Cenneti cennet yapan burasıdır. Yoksa orası bir alem olur. Demek ki musibet ve şerler ise saltanat-ı rububiyetin, bak saltanat-ı Allah'lık hakikatinin şu kainattaki sistemin, saltanat-ı rububiyetin adetullah namı altında, yani bu eşyanın hareketlenmesi, aktifliği, birbirine geçişliği, adetullah namı altında külli iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunlarının çok neticelerinden tek tük cüz'ü neticeler olmasında. Yani tek tük, mesela diyelim ki hep misal verirdim, bu çayeli kadar bir alan düşünün, havuz. Kare gibi olsun, yarım metre su var. Üzerine kare şeklinde plastikleri koyun, bire bir. İkiye iki, plastik. Renkli olsun. Hep yapıştırın. Hiç boşluk bırakmayın. Havuz olsun. Aşağıdaki suyu karıştırırsanız hepsi Ahmet. Yapışık olduğu için bunlar yer değiştiremez. Yapışmış ya. Anlıyoruz değil mi İshak? Yapışmış yani. Hareket etmez ki Mehmet. O zaman güzellik tek olur. Bakarsın, üzerine bakarsın. Havuz. Havuz bile gözükmez. O renkli plastikleri görürüz. Fakat belirli noktalardan alır mısınız o birkaç tane parçayı? Al birkaç tane. Ortadan, kenardan. Suyu karıştırırsanız onlar hep yer değiştirir değil mi? Bir güzellik, nihayetsiz güzellik güzelliğe dönüşür. İşte şer, musibet, hastalık dediğimiz o havuzda alınan ara boşluklarıdır. Yani güzelliklerin kemal bulmasına vesiledir. Hılkatta çirkinlik yok. Yok. Hılkatta bir çirkinlik yok. İnsan kendi cüz'i nazarını cüz'iyete hasrettiğinden, cüz'i nazarını külli yapamadığından, cüz'iye cüz'i baktığı için ona şer diyor. Mesela ahirete gitti bir şehit veya bir adam teris oldu, imanı kurtardı. Arkasındakiler ağlıyor. Oysa adam köşeye döndü ya, imanı kurtardı ya. Bilmiyoruz ya. Demek ki, bir de okuyayım. Şu musibet ve şerler ise, iki tane musibet ve şerler ise, saltanat-ı rububiyetin, Allah'lık bu hakikatında bu kainatı kurguladı, rububiyetin adetullah namı altında, yani sünnetullah, fıtrat, mesela güneş, göz ilişkisi, adetullah. Çiçek gözüm ilişkisi benim gözüm. Su toprak, su akar. Adetullah kanunları var. Aşağı doğru yuvarlanır. Adetullah namı altında külli iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunların, yani Allah esmasını böyle standart tecelli ettirdiği için devamlı bir şey aşağı düşer. Buna kanun demişiz. Kanun Esma'nın ara boşluğu olmadan tecellisidir. Bunların
iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunların çok neticelerinden, tek tük cüzi neticeleri olmasından, o kanunlar ceryanın cüzi muktezaları olduğundan, elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli cüzi neticeleri dahi halk eder. Yani o kanunlar nasıl işleyecek? İşte biraz önce o havuz misali gibi hayat donuk olur. Diyelim ki cennette Adem Aleyhisselam gibi olsa bir hayat. İhtiyarlık yok, hastalık yok, dert yok, sıkıntı yok. Böyle bir hayat olur mu? Hastalık yok, dert yok, sıkıntı yok, ihtiyarlık yok, kuyruğuna basan yok, yaşlı kadın yok, erkek yok. Yani tek boyut ya. Melekler gibi. He? Melekler gibi. He yani böyle. İsterim. Ben birincisi ister miydin? Bir kere Allah böyle yarattığı için Allah'ın işini sorgulamak, edepsizliğine girmem, istemem diye. Ama birincisi Allah ne yaptıysa dur, aynen istemem melek olmayı. İkincisi aklen de ruhen de istemem melek olmayı. Ben istemem kardeşim. Ben donukluğu hiç sevmem. Hiç sevmiyorum. Donukluğu sevmiyorum. Hayat donar ya. İşte bu umumi kanunları hareketlenmesi için ara boşlukları veya birbirine geçiş sağlayan şeylerdir işte. Hastalık sıfat cüzidir yani. Mesela kaç yaşındasın Mehmet abi? 60. Hayatın ne kadar keyiflerini elhamdülillah aldık iman. Mesela iman ve huzur olduktan sonra, bak temeli bulduktan sonra temeli. İmanın var, huzurun var. İmanın var, huzurun var. Yani hastalık olsa ne olur? Ne olacak yani? Evet. İnsan istemiyor ki. Kim istemiyor? Nefis istemiyor. Nefis istemiyor. Ruh öyle değil yani. Mesela Kur'an diyor ya leyteni küntü turaba. Keşke toprak olaydı. Cennet, haşir meydanında diyecek. Hafız var ya bizim ona. O demişti ki ben diyor, ya ustad diyor ki diyor, cehennem dahi olsa beka isterim. Ya burası benim aklım almıyor diyor. Yani ben cehennemde niye yanayım beka olsun? Yanayım kaybolayım dedi ya. Ha? Yani onun o söylediğini isteyen nefistir. Ruh yok olma istemiyor. O zaten usta diyor ki vicdanın sesidir diyor. Vicdanı bir hükümdür. Vicdanı bir hükümdür yani. Vicdaniyat inkişaf ettikçe onu söylersin. Mesela ben niye beka olsun yaşayayım da cehennemde olsa fark etmez. Bu vicdaniyattır. Yok canım ben bu azap neye çekeyim ben yok olayım diyen nefistir. Kim söylediği belli. Bilmesen bilmez. Demek ki Allah bu kainattaki bu hareketi devranı hareketlendiren kanunlar var. O kanunların işlevine yani bazı cüz'i şerler oluyor. Halk eder o kanunların hareket etsin diye. Yoksa her şey donar, her şey olduğu yerdedir. Mesela diyelim ki hastalık yok, musibet yok, çocukluk yok, büyüklük yok, ana yok. O zaman baba, ana, baba yok ki. Dün yok, yarın yok. Cennet gibi bir şey. Gece yok, cennette gece yok. Baba yok, ana yok. Hakikaten istenmez ya. Babam, annem dediğin şeyde aldığın keyfi orada alamazdın ki. Çocuk yok, ana yok. Cennette doğmamışsın, doğurmayacaksın da. Nasıl bir donuk bir şey olurdu ya, anlıyor musun? Ama buradan gittiğin zaman ne kadar keyif verecek. O zaman cennette nasıl olacak diye soruyorum. Şu an aile olacağız aynı. Senle benle dost olacağız, benim annemi göreceğim. Zıtlar olmayınca nasıl olacak? Zıtları zaten esmaların hakikati. Zıtlar burada suretler çatışıyor gibi gözüküyor. Her şeyin bak unutma. Endiş kabuğundan içeri giriyorum. Sureti, gir içeriye kanuniyeti, gir içeriye hakikati, gir içeriye mahiyeti. Sureti dünyada. O çatışma içeride yok. Mesela Şafi ismi şifa veren değil mi hastalığa? Cennete tecelli etmeyecek. Hastalık yok Mehmet. Nasıl tecelli edecek? Hadi söyle bakalım. Dünyayla bir mukayese mi olacak? Nasıl olacak?
dünyada. Nasıl olacak? Şimdi hastalık zaten Şafii ismi devamlı tecelli ediyor da hastalık da tecelli ettiğini fark ettiriyor kendisi. Evet. Mesela Şafii devamlı tecelli etse hasta olmuyorsun. Sen Rezak ismi. O soruya cevap olmadı ki yani cennette nasıl... Yani devamlı tecelli edecek et Şafii. Tamam. Devamlı tecelli ettiği tamam. için... Yine de devamlı tecelli ediyor. Yani ediyor da fakat meratibi diğer esma burada müdahale ediyor, hastalık böyle düşüyorsun. Orada bütün esma... Hani var ya... Onun zıttı oluyor da sana abi. He? Hastalık Şafii ismi... Zemini oldu. Anlıyor ha. Mesela kalp atışı düşün şöyle bir çizgi. Şöyle 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 şöyle. Şimdi burada dünyada değişiklik mesela diyelim ki ne için ihtiyar oluyor insan? 33'e kadar giren çok der. Değil mi? Gıda giren çok. 33'ten sonra giren az, harcanan çok olduğu için vücut çöküyor. Peki düşün ki vücut standart, duygular standart, fikirler standart. Demek ki bütün isimler standart tecelli ediyor. Bu dünyada Şafi biraz az, Hakim biraz daha fazla, Kadir ileri, peygamberlerde de öyle. Bu sefer o ara boşluklarına bir isim koyduk işte. Hastalık, musibet. Bütün isimler standart tecelli ettiği için, devamlı acıkman gittiği için Rezak tecelli ediyor, etmiş oluyor. O ara boşluğunda hastalık olmuyor. Yani eksiklik olmuyor. Böyle mesela uyku olmuyor ki Allah nimetten, insanlar nimetten mahrum olmasın diye. Uyku nimetten mahrumdur böyle. Ölümün kardeşidir. Hastalık da öyle. Bir sürü nimetten mahrumsun. Demek ki o Şafii devamlı tecelli ediyor, hasta olmuyoruz. Peki burada hastalık veriyor mu Allah? Allah hastalık vermiyor. Veriyor da öyle hasta. Ne diyor? Şafii çekiyor, tepene hastalık biniyor. Mesela şöyle misal vereyim. Vücudun koronadan şey, vücudun savunma sistemi azalırsa kanserde, koronada, moronada, toronada ortaya çıkıyor. Yani aslında hepimizde bu var zaten. Bu hepimizde var. Mesela bir misal söyleyeyim. Şimdi klimayı aç diyelim. Arabada da klimayı aç köye giderken Mehmet. Evde de klimayı aç. Senin ciğerlerinde mikrop aktif olmayacak. O klima duman etmeyecek. Peki çok sıcak yapsan o da olmaz. Standart olacak ama dünya böyle standartı kabul etmiyor işte. Niçin etmiyor? Kardeşim böyle olması lazım. Bir şey düşünürken çok çeşitli düşünmem lazım. Onların içinde ben seçmem lazım. Bu imkanı dünya veriyor, suret veriyor. Dünya ahiretin suretidir. Esmaların suretidir. Esmaların sureti kainattadır. İnsanın cilve cemal nakış sanatta zahirindedir. Esmaların gir içeri suretidir, kanuniyetidir, hakikatidir, mahiyetidir. Sureti zahirdedir. Kanuniyeti batındadır. Hakikati ise esma-i ilahiyedir. Mahiyeti ise sıfat-ı rabbaniyedir, sıfat-ı ilahiyedir. Bunu bildiğin zaman tak tak her şey oturuyor. Mesela Allahsız düşün bakalım kabirde nasıl duman oluyorsun bu gece? Yatabiliyor musun? Beni de kapıyor. Allahsız işte kefene girdin ki ayman gidersin. Ya Allah, Allah bu nimeti alırsa benim elimde şey olursa onu hepi beni sağlıyor beni. Öyle bir sarsıyor ki benim Müslüman kardeşlerime faydalı olayım diye herhalde. Beni böyle bu konuda bir sarsıyor ki ya bu davayı senin elinden alırsa imanı alırsa Allah seni şey yaparsa falan. Değerli Hoca rahmeti çok şey yapardı. Ya bu düşünce nereden geliyor? Allah'ı adalet noktasında düşünüyorsun. Ama rahmetim gadabımı açtı diyor. Rahmetiyle düşünürsen, hikmetiyle düşünürsen niye alsın? Kur'an'da teyit etti beni. Siz değişmedikçe sizin hakkınızdaki hükmümü değiştirmeyeceğim diyor. Niye alsın durup dururken? Anlıyor musun? Ama bu düşünce olursa bu almaz hükmü bana keyif veriyor. O bir ayet işte unuttum yani hep ezberlemiştim. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Ben sanki bana indi bu ayet. Ya o çok korkuyordum hemen. Ya Allah benim elimden bu davaları alırsa, şey yaparsa, nankar falan derse. Tamam lan senin sebabını da kabul etmiyor falan.
Hakim ismi bırakmaz. Bir sen vermedikçe diyor, yani siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmeyecektir diyor. Yani bütünsel baktığın zaman Allah'a da ne kadar hoş. Allah sırf adaletle bak bakalım, duman oluyorsun mesela. Sırf rahmetle bak, isyankar oluyorsun. Allah affeder diye çekip gidiyorsun, istediğini yapıyorsun. Haffereca. Ya. Ne kadar güzel ya istikametli olmak. Ben yani yaşlandık he. Sana bir liyakat kesbetmiş olanlara Cenab-ı Hak hikmetsiz muamele etmez. Etmiyor. Değil mi? Etmiyor. Hatta bu liyakat iki, rahmet var. Sen ne kadar zorlasan bile bırakmıyor Allah senin elini. Neye benziyor? Çocuğu götürüyor anne. Yani baba götürüyor. Çamura gidiyor, göle gidiyor. Ya var ya göllere çocuklar böyle tekme atar böyle. Baba dönen şekil falan biraz şey yapar. Çeker. Bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı. Tek tane şu an. Kızar böyle. Bazen de ensesini vurur. Anne ise belki baba zorlarsa bir daha bırakın. Ha git tamam. Ne halin varsa gör. Git de gör. Sonra Allah da ondan sonra görürsün. Öyle değil mi? Ama anne ne yapar? Ne olursa olsun vurmaz, sabırla tutar, sabreder. Öyle mi Mehmet? Senin annen öyle yapmadı mı? Buna bu merhameti yap veren Allah seni beni bırakır mı? O zaman duayı şöyle yap. Ey anneme şefkati, merhameti, muhabbeti veren Allah'ım. Annem beni, ben ne yaparsam yapayım, annem beni affettiği gibi. Ya Rabbi, annemin merhametini, muhabbetini, şefkatini, affını veren sensin. O verdiğin esmaların hürmetine ve hatırına beni affet. Anamda gözüken esmanın hatırına. Ya. Amin. Ne kadar hoş ya. Ya Rabbi cehennemle benim aramda Kur'an'ı perde yap ya Rabbi. Ya. Ne kadar hoş. Annen affetmez mi seni Mehmet? Mümkün değil değil mi? Şefkatı da biliyorum annen. Arkadaşı geliyor diye, çocuğumun arkadaşı geliyor diye sütlaçlar yapıyor. Değil. Sana neler yapıyor? Hepimizin annesi öyledir. Şimdi anama o merhameti veren Allah değil mi? Anamda aktif olan hangi esma varsa onun hürmetine ya Rabbi. Anam beni affettiğim gibi. Anam beni affettiği gibi. Anamda gözüken esmanın hakikati, mahiyeti, aslı sende Allah'ım. O esmanın hatırına affet beni ya Rabbi. Sonra bir ileriye git. Allah'lığın hatırına affet ya Rabbi. Allah rahmetmeyeceksin. İmam Ali söylüyor değil mi? Radiyallahu anh. Kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun ağzına koymam diyor. Sana bunu ettirdi amin dediğinse demek ki Allah verecek yani. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Fakat o cüzi ve elim neticelere karşı imdadat-ı hassay-ı Rabbaniye ve ihsanat-ı susi-i Rabbaniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyele giriftar olan eşhasın istigaselerine yetişir. Ha Allah bu kainatı bak şu yaptığı sisteme bak. Hayranım yani sisteme. Ustad ne güzel tavsiye ediyor. Şu kainatın işte biraz önce anlattık donukluktan çıkaran zıtların olması lazım. Bazı küçük şer ve musibetler. Fakat bu umumi bir sistem işlerken şer ve musibet hastalıklar cüzidir yani külli neticeler itibariyle. Fakat gene bazıları arada babaanneler, halalar, dedelerimiz, amcalarımız ve biz de bazen eziliyoruz hastalık ve musibetler olduğu zaman. Bu sefer başka bir sistem de koymuş. Umumi bir sistem içinde olan o şerlere ne o? İmdadat-ı hasay-ı rahmaniye. Bak, imdadat-ı hasay-ı rahmaniye sana has merhamet, sana hususi, ihsanat hususi Rabbani, sana hususi bir muamele. Bak, sana has merhamet, imdat,
sana hususi ihsan ve muamele var. Umumi kanunların hadiselerini ezilene ne yapıyor? İmdada tasayı rahmaniye ve ihsanatı hususihi rabbaniye. Birincisi rahmaniye, bak. İmdadat-ı hassayı rahmaniye. İkincisi ise ihsanat. Birincisi imdat. İkincisi ihsan. İhsanat hususiye rabbaniye. Yani rububiyet, muamele. Sana hususi ihsan muamelesi. Sana has Allah'ın merhameti ve ihsanı. İmdadı. Çalışıyor. O da aktif. Mesela o olmasaydı ben bugün bu masada olmayacaktım. Hatta bazen ne diyorum biliyor musun? Ya Rabbi, şimdiye kadar ettiğim duaların hepsi kabul olsaydı ben bu nurları tanımayacaktım. İyi ki bazı dualarımı kabul etmedi. Neler istemiştim, şimdi istediklerime bakıyorum Ahmet. İyi ki kabul olmamış. He? Allah Allah. Öyle değil mi? Dünya güzel bir şey değil mi? İstedik ya. Neler istemişiz ya? Hadis-i şerif var ya, ayakkabınızın bağı da kaybolsa çözülse Allah'tan isteyin. Neler istedik olsa iyi. Bunları kabul etseydi, sevap olarak verecek, kabul etti de eylem olarak iyi ki etmedik ve buradayım. Onun için Allah bırakır mı seni? Şimdi bir şey diyeyim size. Şeytan bu kadar insanlığın 5/4 dalalete götürüyor değil mi? Dedi ki, Ya Rab dedi, bana kıyamete kadar o kadar o zaman mühlet ver dedi. Bak şimdi. Ne yapacaksın dedi. Senin yoluna giden kullarını azdıracağım. Çok iyi yaparsın. Verdim. Olur mu? Ya benim etrafımdaki insanlara zarar verecek adama ben iyi mühlet verir miyim? Evet düşün. Seni köyden çıkartmak istiyorlar. Ondan sonra ben de onlara yardım ettim. Sen de onlara mühlet de verdin. Yapar mısın kendi yani bastığın dalı keser misin? Adama bak ya Ahmet. Senin kullarını diyor azdıracağım diyor. Sana hakiki iman eden secde edeni bulamayacaksın diyor. Allah da diyor ki, çekil lan oradan demiyor. Tamam diyor. Sen mühlet verilenlerdensin. Ne oldu biliyor musun? Ne anlatacağım? Burayı biliyorsunuz. Şeytan dedi ki, alim ilmi var ya, ben bu kulları azdıracağımı söylediğim halde duamı kabul etti de. Benim duamı kabul etti. Kıyamete kadar ömür ver dedi. Adem Aleyhisselam dedi ki beni affetti, de affetti. Ne istediyse yaptı. Bu sefer şeytan ne dedi biliyor musun Mehmet? Bir ayet var. Onu unuttum o ayeti. Dağlara, taşlara yazdı. Bu ölüm anında okuyanı Allah imanla koyacağını vaat ediyor Kur'an'da. O ayet. Zahirini zannetti şeytan. Şeytan böyle beşerin beşte dördünü ifsat ettiği halde hala Allah'tan ümidini kesmemiş. Ama bize ümit yeis yaptırıyor. Yani ancak kafirler Allah'tan ümidini keser var ya, o yaptırırken hala bir şey olur diyor. Ya Allah şeytanın acımasız, amansız düşmanının duasını kabul eden nasıl bir Allah anlayışı ki hala onunla Allah ile ümitli? Benim Müslümanım hala Allah ile ümitsiz olabilir mi ya? Sana o ümit marifet işine girmez mi? Hani işaret edeceğiz bir sual var ya şeytanın kalbinde. Ha, marifet var mıdır? Marifet var mı? Hayır. Ha, diyor ki. Her deyim şerle meşgul oldu. Sanat-ı fıtresiyle diyor. Orada öyle o çok önemli anahtar o kelime. Sanat-ı fıtresi iktizasında diyor devamlı şeri düşündüğü için diyor. Marifet yoktur. Marifet değil ki bu. Mesela en gafil bile kumarcı Allah beni affeder diyor. Marifeti mi var? Allah'ın tutulmuş rahmetine, affına sığınmış. Tutulmuş ona.
Ama Allah'ın diğer isimleri de var. Hani ayet-i kerime var ya, Allah'ın merhametine, affına sizi şeytan güvendirip de günah işlettirmesin ha diyor. Tehdit ediyor orada. Bütünsel bakamıyor ki Allah'a. Allah sıfatil değil, Rahman değil, Rahim değil. Latif, Kerim, Sani, Cemil, Celil, Kebir, bir sürü bütünsel baktığın zaman. Demek ki yani umumi bir sistemde ezilen insana, ruhlara, akıllara Allah neyi gönderiyor? İmdadat-ı Hassai Rahmaniye ve İhsanat-ı Hususi Rabbaniye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyelere, belalara giriftar olan eşhasın, şahısların istihaselerine, yardım dilemelerine yetişir. Özel. Bunu 14. sözde de söylüyor. Bir de Kastamonu'da inayet hassa vardı. 220 miydi? Yani 22. 222. Yani inayet-i hassa var. İhsanat-ı hassa var. Lütfası var. Yani has tecelli var. Has. Umumi bir sistem içinde. Aramızda mesela diyelim sıkıntı. Adam çok rahat. Bir misal vereyim ben size fiilen. Ben öyle bir vakıf biliyorum ki o 99 depremi miydi İstanbul'da? Adapazarı. He. Yıkıldı da Adapazarı şurası İstanbul'da işte Gölcük'te şunlar gitti Esenyurt işte o avcılar yıkıldı. Adam namaz kılıyordu vakıf. Vakıfı biliyor. Allah sonra dua etti bana. Biz de hareket ettik de böyle şey yapılacak falan diye günlerde benim. Ama tesbih yaptı. Ne oldu dedi. Ben dedim ki böyle İmam Mehmet abi küçük odada var. Dalga geçiyor herhalde benimle. Ne demek ne oluyor dedim ya. Niye kızıyor, ne oldu dedi. Bir şey mi oldu? Duymadın mı dedi. Ben acayip oldum, tamam bana format attı o anda. O aşağıda ya, oturuyor ya. Namaz kılıyor. Bana ne oldu dedim. Bilmiyor musun ne oldu? Deprem oldu dedim, dünya yıkılıyor. Esma. Hiçbir şey duymamış. Bu nedir? İmdadat-ı hassa, imdadat-ı hususiye. Duymuyor. Onlardan bir tanesi Nadir abi mesela. O iki tane deprem oldu. Bir tanesi bizim oradaydı. Ders yapıyoruz, ders onunla. Hususi müzakere yapıyoruz. Önde renk gitti böyle, tutunduk, tamam mı? O hala anlatıyor. Mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Cüzleri cem edeceksin. Hepsini cem edip arkana geçmeden teferruat seni boğar. Tamam. Külli, cüz-i nazarını külli yapacaksın diyor. Külli bakınca diyor, o tek aradaki o şeylere değil, külli noktasında onun lazım olduğunu göreceksin. Ondan sonra ben de şöyle demiştim, yani yazı ne kadar ilim anlatıyor yazı, onun kadar değerlidir yazıyı gösteren sayfadaki yazının ara boşlukları, değil mi Nadir abi? Çok güzel örnekler lan. O anda Nadir abi devam ediyor, bak diyor 5. remizle devam ediyor. Mustafa, bunu biliyordunuz değil mi? Ha, biliyor. Ondan sonra bizden ekmek gitti, tamam. Acayip oldu, İsa. Sonra Nadir abi deprem oluyor ya, bırak dedi depremi dedi ya. Deprem alemimizde oluyor dedi adam. Hep şeyi aleme götürüyor. Hatırlıyorsun değil mi Mustafa? Aleminde depremler oluyor dedi. O olmuştur dedi. Enfus inkılaplar diyor. Enfus inkılaplar oldu diye öyle hissediyorsun. Ben de inandım tamam şey. Ama bir sürü şeyler, gürültüler duyduk insanlara. Yani adam bak niçin söylüyorum? İhsanat-ı hususiyi Rabbaniye, Rububiyet. Ona muamele ediyor hususi. İhsan ediyor, hususi muamele ediyor ya. Mesela adam ölmüş, bana dedi ki Cenab-ı Hak, cenazesini kıldır.
Allah diyor ki o şehittir diyor, onu ölü deme diyor. Demenize demek ki neyin cenazesini kıldım? Bu da öyle ya. Madem ölü değildir, ne cenazesini kıldım ben? Cenazesi kılınan ölmüştür. Ama Cenab-ı Hak diyor ki evet kıl ama öldü deme buna diyor. O bilmiyor öldüğünü. Hususi değil mi bu? Şehit ya. Bilmiyor. Ha, örnekler o kadar dolu ki. Ve faili muhtar olduğunu Cenab-ı Hak bunlar neyi gösteriyor? Umumi bir sistem içinde hususi imdat, ihsanat, lütuflar ise faili muhtar olduğunu ve her bir şeyin, her bir işi onun meşiyetiyle, meşiyetine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi daima irade ve ihtiyarına tabi bulunmalarını ve o kanunların tazikinden feryat eden fertleri bir Rabb-i Rahim, bak görüyor musun? Kullandığı esmaya bak. Rab muamele yapan, kainatı evirip devirip çeviren rububiyet, Rahim ise, bak Rahim ise kafire tecelli etmiyor. Müslümana tecelli ediyor. Rahman herkese tecelli ediyor. Rahim ona iman edenlere dünyada ve ahirete muamele eden ve edecek olan Allah demek. Yani imanın hazı var ya Rahim. İşte ne diyor bir Rahim dinlediğini ve imdatlarına ihsaniyle yetiştiğini göstermekle Esma-i Hüsna'sının kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o külli adetullah dosturlarının ve o umumi kanunların şucuzatı ile mesela adam ateşe düşüyor, 10. kattan düşüyor, adam incirde düşüyor diyor, adam 10. kattan bebek düşüyor, bir şey olmuyor. Yani hususi muamelelere bak. Yani kanunların şuzuzatı ile, yani kanunların şaz hadiseleri de var. Hem şerli ve cüz'i neticeleriyle hususi ihsanat ve hususi teveddüdat. Ne demek? Yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapılarını açmıştır. Bu ikinci alameti tevhid, Sirac-ı Nur'un belki yüz yerlerinde beyan edildiğinden, Risale-i Nur'un yüz yerinde beyan edildiğinden, burada hafif bir işaretle iktifa ettik. Yani bu mevzu külliyatta çok işlendiği için şu kadar kısaca işaret ettik. Demek ki nedir o? Cemili alel ıtlak, hulasa ediyorum. Rahimi mutlak, hayri mutlak, gani alel ıtlak olan Allah bir çare fertlere, cürcü, şahıslara, musibet, hastalıkları niye veriyor? Demek ki kainatın bir sistemi var. Onun hareketlenmesi gerekiyor. Bu sistemin insana bakan yönü var, Allah'a bakan yönü var. İnsana bakan yönüyle insanın bil kuvve istidatlarını, çekirdek halindeki istidatlarını bil fiil olan ağaca dönüştürmek ve sevap kazanmak aleminde bir sürü zıtların cemiyle inkişaf etmemeye sebeptir. Allah'a bakan yönüyle bu kainat sistemi insanın büyütülmüş modeli olduğu için kainat, bu kainat sistemini donukluktan, mukannenlikten, sabitlikten, standartlıktan ve Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz meratiplerinin çıkması için arada şerleri de koymuş, çirkinlikleri de koymuş ama bize bakan yönüdür, ona bakan yönüyle değil, o esmaların mertebesi, mertebeleri çıksın diye. Ama bu arada bu umumi bir kanundur. Bu arada bazı insanlar, bazı fertler ise bundan fazla müteessir oluyor, etkileniyor. Mesela umumi depremde hiç hissetmeyen gibi, adam küçük bir yerden düşüp ölüp koca 15 kattan düşüp ölmediği gibi. Mesela adam en ufak bir düşüncesiyle korkudan ölüyor ama adam 15-20 tane hap içiyor ölmüyor. Yani hususi. Böyle umumi bir sistemde hususi insanlara da hususi sistemini de aktif etmiş. Hasan abi burada bir lemahta bir yer var. Heh, okur musun? Hani umumi kanunun tazikatı var. Mesela harp umumide umumi kanunun tazikatı diyebiliriz değil mi? Harp, evet, tabi harp umumi öyle. Mesela orada ne olmuş harp umumide? Bu millet de günahkar kanıyla abdest aldı, fiili tövbe etti.
mükafat-ı acile şu millet humusu 4 milyona çıkardı. Derece-i velayet ve mertebe-i şehadet ve gazilik verdi, günahını sildi. Yani hususi imdada, hususi insana diyebilirim. Evet, bu da hususi mesela. Diyelim ki 4 milyon insan. Yani 4 milyon Osmanlı'da şehit çıkmış. Ve 5 vakit namaza ihmal ettik. Onu da 5 sene talim ettirdi. Ne yaptı? Yani o gafilleri mesela boğuldu. İmanı varsa tabii. Boğuldu, yandı, salgın hastalığı, korona ile öldü. İmanı varsa şehit manevidir. Koronadan öldü. İmanı var mıydı kardeşim? Hüsnü vardı. Şehit manevi. Çünkü taun diyor. Halk, gark, taun, veba. Bir de doğum. Karın sancısı. Karın sancısı. Doğumdan başlar. 40 gün o salıktay. Karın sancısı. Yani içsel ağrı. Bir tanesi de Gazali ekliyor. Hadisi aldı. Allah Resulü'nün hadisini zikrediyor. Ek bir tane onu da ekleyeyim. Diyor ki aşık olup da iffetini namusunu korursa o da şeydi manevidir. Görüyor musun bak? Cenab-ı Hak o kalbi attı ama bak şeyi de koymuş. Namus kanunadır, iffet erkeğedir. İffet. Burada kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı mâ selavat.